Hani bana haber verecektin. Gördün mü halim? Kim yaptırmış? Bir şey dedi mi? Gittim amca. Ama görüşemedim. Hayırdır oğlum? Neden görüştürmediler? Dün gece Halim'i öldürmüşler amca. Ne diyorsun bunu? Kim ister ki Halim demiş. İlk günden ne etti de dar ettiler mahpusluğu. Bu işte dışarıdan birinin parmağı var amca. Öyle bir günde olacak bir iş değil bu. Burhan. Oğlum. Boş inadın peşinden koşmanın kimseye bir faydası yok. Bak elinde ispatlayacak hiçbir şey kalmadı. Bitsin artık bu konu. Giden gitmiştir. Siz iddialaşını sürdürürken para para topraklarımız satılıyor, haberiniz yok. Yakında uğruna savaşacağımız bir aşiret bile kalmayacak. Haberin var amca. Gereken yapılacak. Bundan böyle Cihan'la omuz omuza verip aşiretimiz için çalışacaksınız. Amca. İtiraz etme. Bitecek bu sürtüşmeniz. Artık elini çabuk tut. Neden burada olduğunu unutma. Zaman aktı gitti ama hüküm yerine gelmedi. Bir İstanbullunun vurulmasıyla bu dava kapanacak değil. Eline silahı al, bitir bu işi. Artık gitme zamanı gelmiştir. Senin artık aşiretinin başında olman gerek. Dağılmadan tabii. Bu ara verme işi pek hoşuma gitmedi. Ama madem Burhan Bey pimpiriklendi, birkaç gün görüşmeyiz. Ama sakın özletme. Ben seni sonra ararım. Senin hiç mi acıman yok? Gene bir şeyler olmuş galiba. Neden bahsettiğinden haberim yok. Hiç için sızlamadan 3 çocuğu öksüz bıraktım. Neden? Kendi pisliklerinin ortaya çıkmasın diye. Boş laf bunlar. Ben bir şey yapmadım. Elinde dayanağın var mı? Sen ondan haber ver. Bu sefer kazanmış görünüyorsun Cihan. Senin suçlu olduğunu bu vakitten sonra ispat edemem. Ama şunu unutma. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Sonunda pisliklerini öyle bir ortaya çıkartacağım ki sen bile şaşıracaksın neye uğradın. Hadi bakalım Boran'a. Göreceğiz. Bak sonunda çıkıyoruz işte. Eve gitmeden Boğaz'da balık yemek ister misin? Emre, hani çok sıkılmıştın. Bir an evvel çıkmak istiyordun buradan. Bak sıkıntın geçiyor işte. Ne bu halin? Annem nerede Sıla? Doktorun odasındalar. Birazdan gelirler. Affedersin. Efendim Edip Bey. Sıla Hanım, müsaitseniz size birkaç gelişme aktaracaktım. Tabii sizi dinliyorum. Muharrem Bey Mardin'den bugün sabah döndü. Şirketin kurulumu tamam. Fabrikanın idari işleri için kullanılacak binanın tamiratına başladık. Tamam Edip Bey. Ama dediğim gibi acele etmeyelim. Fabrika faaliyete bir iki ay sonra geçsin. Merak etmeyin Sıla Hanım. Başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa daha sonra konuşabilir miyiz? Tabii efendim. İyi günler. İyi günler. Sıla Hanım, bir bakar mısınız? Geliyorum. Emre iyi misin? Ne oldu? Emre Bey'i oturtmak istedim ama kendisi hiç böyle konuşmadan sabitlendi kaldı. Kaldırmaya çalıştım ama beni öyle bir itti ki Sıla Hanım. Ben de size haber vermeyi uygun gördüm. Kusura bakmayın. Tamam, sağ olun. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Ver ellerini. Biliyorum çok zor. Ama şimdi yapmazsan bir daha başaramazsın. Bak senin yanındayım. Yalvarırım böyle yapma. Korkutuyorsun beni. Çık dışarı lütfen. Hadi Emre. Sıla.
Sıla çık. Emre. Hadi. Sıla. Çık dışarı. Senden korkulur baba. Kimsenin aklına gelmeyecek şeylere kapışıyoruz. Sıla görünce çok sevinecek. Onu mutlu etmek için engel tanımıyorsun değil mi? Ne yapayım abay? Onu gülerken gördüğümde yüreğim uçuşuyor. Bunun için her şeye değer. Uçaktan kaçta inecek peki? Sen o işi bana bırak. Ben birazdan karşılamak için çıkacağım zaten. Müsaadenizle size birkaç konudan bahsedecektim abi. Buyurun oturun Gizem Hanım. İhaleyi alır almaz harekete geçmişler. Eski bir yapı onarılıp idari işler için kullanılacakmış. Fabrikayı da prefabrik kuracaklar herhalde. Malzemeler alana gelmiş bile. Bu gidişle fabrikanın açılışı bir ayı bulmaz Moran Bey. Bu aceleleri neymiş peki? Adamlar gözlerini karartmışlar bir kere. Anladığım kadarıyla sizinle ciddi bir savaşa hazırlanıyorlar. Bunun için de öncelikle kurulum işini hallediyorlar. Ağam, amcanız sizi bekliyor. Müsaadenizle. Nasılsın Gizem? Ya o gün konuştuktan sonra bir daha hiç bir araya gelemedik. Eğer bir gün vaktin varsa yine sohbet edelim mi? Özür dilerim abay. Ben o gün sana çok büyük kabalık ettim. Estağfurullah. Ama bana biraz daha zaman ver olur mu? Kendimi hazır hissedince seninle konuşacağım. Peki. Öyle olsun.